Gel. Hünkârım. Ferhat abi. Bundan beri odamda ne ipek istiyorum, ne de soframda altının gümüşün pırıltısını görmek. Bir lokma, bir hırka kâfi. Emredersiniz hünkârım. Mirmaz Sultanımız kapıdalar hünkârım. Huzurunuza çıkmak isterler. Sultanım. Hünkârımız maalesef kimseyi görmek istemiyorlar. Çekil önümden. Sultan. Çekil dedim. Gel. Baba. Yüzüme bak. Beni sizden, sizi benden başka kim teselli edebilir ki? Öyle sor ki. Validem olmadan hayat nasıl devam ediyor şaşıyorum. Onun yokluğu hepimizi başka yakıyor. Öyle büyük bir boşluk ki. Yalvarıyorum size. Bu boşluğa kendinizi bırakmayın. Validemi kaybettim. Sizi kaybedemem. Evlatlarınızın, devletinizin, kullarınızın size ihtiyacı var. Ben hep yanınızda olacağım. Birbirimizde teselli bulacağız. Benim, Selim'in, Bayas'ın validemden birer parça olduğunu düşünün. Bizi validemin bir hatırası olarak görün. Yüzümüze onun hatırı için bak.
Latife'm. Bundan böyle bu sarayda ses istemiyorum. Gönder herkesi. Herkesi. Böyle bu haremde mutlak sessizlik ve altından, gümüşten ve ipekten arınmış günlük bir hayat hüküm sürecektir. Riayet etmeyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Gel. Hünkârım. Söyle Gülfem. Mihrimah Sultanımız sabaha karşı doğum yaptı. Bir erkek evlat dünyaya getirdi. Thank you.
Sizin ağrınızın yok inşallah. Günler sonra sizin o mübarek yüzünüzü gördüm ya. Ağrım sızım kalmadı. Sevincim eksik kaldı. Validem burada olsaydı neşesiyle ortalığı çınlatırdı. Salihlerini eylesin. Amin. Allah bahtiyar eylesin. Amin. Allah devleti âliye bağışlasın. Amin. Hünkârım. Erken geldi. Kral Şarkin'in vaziyetinin ağırlaştığı konuşuluyor hünkârım. Kendisinden ümit kesilmiş. Her an ölümü bekleniyor. Gel. Hünkârım, müsaadenizle. Size izah etmek istediğim bazı mevzular var hünkârım. Hünkârım, müsaadenizle. Müsaade ederseniz Rüstem Paşa da kalsın hünkârım. Anlatacaklarım onu da alakadar ediyor. Zira devlet meselesi. Müessizdir. Rahmetli validemin cenazesinden mütevellit sustum. Onun aziz hatırası için susmaya da devam edecektim. Lakin Şehzade Bayezid beni hala tehdit ettiği için buna mecbur kaldım. Böyle bir meseleyle canınızı sıkmak istemezdim. Lakin endişeliyim. Bayezid benim kardeşim. Ona olan sevgim ve hürmetim baki. Ne o benim canımı yaksın isterim ne de ben onun.
Gel. Hünkârım. Bunları Şehzadem Selim'e sen yollamışsın, doğru mu? Doğru hünkârım. Ben gönderdim. İnşallah sebebini de size izah etmiştir. Ben senden işitmek isterim. Madem öyle, en başından anlatacağım hünkârım. Bir müddet evvel sancağımdaki imarethanemin masrafları için Mihrimah Sultan'dan destek istedim. Sağ olsun esirgemedi. Şehzade Selim'in muhafızları altını getirenlerin önünü kesmiş. Mevzudan haberdar olunca adamları yakaladım. İkaz için de elebaşının kellesini Manisa'ya yolladım. Ancak ne yazık ki kardeşim bu durumdan ders çıkarmadı. Beni kendi soframda zehirlemeye kalktı. Ölümden döndüm. Bunun hesabını sormak için sarayına yürüdüm. Rahmetli validem araya girdi. Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Onun hatırına sessiz kaldım ve bu meseleyi unuttum. Çok geçmeden Şehzade Selim sözünü tutmadı ve beni size şikayet etmek istedi. Ben de ona bu kıyafeti göndererek avretler gibi arkamdan hiç çevirmemesini ve bir erkek gibi karşıma çıkmasını istedim. Selim karşıma çıktı. Bu sefer de hileye başvurdu. Bana tuzak kurdu ama bertaraf ettim. Sonunda teke tek dövüştük. Ben galip geldim. Canını alabilirdim lakin yapmadım hünkârım. Son kez ikaz edip gönderdim onu. Allah şahidimdir hünkârım. Söylediklerimin eksiği var, fazlası yok. Lala Mustafa bütün bu olanlara bizzat şahit. Eğer bana itimat etmiyorsanız bir de onu dinleyin kendisi kapıda. Lala. Şehzadem Bayezid'in Şehzadem Selim hakkında anlattıkları doğru mudur Lala? Selim Bayezid'in altınlarını çalıp canına kastetti mi? Hünkârım. Şehzade Bayezid şahitlik etmem, dediklerini tasdik etmem için beni zorladı. Ancak bunu yapamam, size ihanet edemem. Sen ne diyorsun Lala? Sen bana bunu nasıl yaparsın? Sen nasıl bir ailesin? Bayezid! Sen kimsin? Şehzade misin eski ya? Bu ne cüret benim huzurumda? Alenen yalan söylüyorlar hünkârım. Birlik olup bana iftira ediyorlar. Gafil! Sen değil misin Lala Mustafa'nın şahitliğini isteyen? Satın almış onu. Aklına girip zehirlemiş belli ki. Her şey size anlattığım gibi hünkârım. Kes sesini! Yazık. Sizin düştüğünüz şu hale yazık. Siz nasıl bakıyorsunuz birbirinize? Ben düşmanıma böyle bakmadım. Derhal yıkılın karşımdan. Elimden bir kaza çıkmadan defolun. Hünkârım.
hünkârım. Gelmeyelim. Otur. Olanları işittim. Elbette Bayas'ın yaptığını müdafaa edecek değilim. Lakin onun tek başına suçlu olduğuna ihtimal vermem. İyi düşündün hünkârım. Bayas'ı durduk yere Selim'e sataşmaz. Belli ki tahrik etmiş. Sen bunları düşünüp kendini yorma Mirma. Daha yeni doğum yaptın, sarayına dön. İstirahat et, evladınla alakadar ol. Bayezid ateş içindeyken ben nasıl rahat oturabilirim? Ne olur onu bağışlayın. Validem gidince zaten dünyamız yıkıldı. Bir de bunu kaldıramam. Herkes hatasının suçunun bedelini ödemeli Mirma. Aksi halde bir dahaki sefere hatası daha büyük olur. Cezası da. Elbet bir ceza vereceksiniz. Lakin her zamanki gibi adil olmanızı bekliyorum sizden. Bayezid kadar Selim de suçlu. Çekilebilirsin Mirma. Selim de, Bayezid da sizin oğlunuz. Sizin canınızdan, kanınızdan iki aslan parçası. Onlardan birini seçmek, diğerinden vazgeçmektir. Ki vazgeçtiğiniz şehzade öbürüne haset eder, kin tutar. Gel. Hünkârım. Şehzadelerimiz geldiler. Ne kadar hain yalancı varsa etrafına toplamışsın Selim. Beni hiç şaşırtmadın. Lala Mustafa gibi bir düzenbaz benim değil. Ancak senin yanına yakışır. Lala Mustafa benim tarafımı seçtiyse bu devleti haliye için kimin hayırlı olduğunu görmesindendir. Hünkârımız sizi bekliyorlar. İkiniz de beni sukutu hayale uğrattınız. Bilhassa sen Bayezid. Yaptığınız hiçbir şeye müsamaha gösteremem. Bayezid bundan böyle seni Amasya Sancak Bey'i tayin ediyorum. Ben bunu hak etmedim hünkârım. Bilin ki hiç hak etmedim. Hala karşımda konuşmaya cüret ediyorsun. Selim, seni de Konya Sancak Bey'i tayin ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Hükmünüz karşısında boynum kıldan incedir hünkârım. Derhal mevcut sancaklarınıza dönün, hazırlıklarınızı yapın. Akabinde tayin ettiğim sancaklarınıza gideceksiniz, çekilebilirsiniz. Hünkârım. Thank you.
Erguvan, Hürrem Sultanımızın en sevdiği renkti. Hünkârım, buraya gelmek size iyi gelmiyor. Başka nereye gidebilirim Gülfem? Benim Hürrem'den azade bir hayatım yok. İkimiz de en kötüsünü tattık. Evlat acısı nedir bildik. Gözyaşlarımız kana döndü. Evlat acısıyla kıyaslanmaz elbet. Lakin bu acı başka. Ben bu yaşadığınızı hiç bilmiyorum. Ne olur. Bir amaya rengi. Bir Sara şarkıyı anlatır gibi anlatın bana. Ruhunun eşini, hayatının aşkını kaybetmek nasıl bir his? Renkler vardı Gülfem. Sesler, şarkılar vardı. Bazen öyle anlarımız olurdu ki, alev saçlarından kıvılcımlar saçılırdı. Gözlerinden yıldızlar görünürdü. Bütün dünya nurla dolardı. Cümle alem bir kalp olup damarlarımızda akardı. Ya benim üzerime yürüyecek ve canıma kastedecek, yahut daha fenası payitahta yürüme gafletinde bulunacak ve sizi tahttan indirmeye çalışacaktır. Takdir edersiniz ki bu şartlar altında Manisa'dan Konya'ya hareket etmem pek münasip değil hünkârım. Zira yola çıkarsam kardeşimin saldırısına uğramaktan, onunla karşı karşıya gelmekten, birimizden birine zarar gelmesinden korkarım. Ne yapacağım hususunda fermanı şeriflerinizi bekler, ayağınızın toprağına yüz sürerim. Kulunuz Şehzade Selim. Çekilebilirsin. Zaten Bayezid isyana yelteniyor ve sizin bundan haberiniz yok, öyle mi? Hünkârım, şehzademiz sancağını terk etmekte gecikmiş olabilir. Lakin asker toplayıp isyan edeceğine ihtimal vermem. Belki de Şehzade Selim Hazretleri yanlış istihbarat almışlardır. İthamlar ağır. Şehzademiz Selim Hazretleri emin olmadan zinhar böyle bir haber yollamazlar. Malumunuz üzere Şehzade Bayezid sancak kararından memnun değillerdi. Zannediyorum hissi davrandılar. Çekilin. Ne yazık ki kardeşim Selim çocukluğundan beri aynı. Şikayet etmekten, en pespaye tevatürü büyütmekten çekinmiyor. Adeta bundan keyif alıyor. Bayezid hakkında son yazdıklarında da hakikati yansıtmadığına eminim hünkârım. Asker topladığını yazmış Mihrim'e.
Hakikat olmasa kim neden cüret eder buna? Hünkârım, siz de biliyorsunuz. Yıllardır aralarında bir husumet var. Son hadiseden sonra ben de artık kime inanacağıma şaşırdım. Siz en doğrusunu bilirsiniz. Ancak hadiseyi tetkik etmeden kat'i bir hüküm vermek olmaz, öyle değil mi? Bayezid'in böyle bir şey yapmış olma ihtimali hali yüksek mi yarım? Baba. Ne olur Bayezid hakkındaki bu çirkin ithamlara itibar etmeyin. Mazide hatalar yapmış olabilir. Ancak hiçbir isyan değildi. Olamaz. O size sadakatle bağlı. Aleyhinde bir karar verirse beni karşısına bulur. Validem gibi ben de müsaade etmem buna. Sultanım sakin ol. Hünkârımızın ağır bir karar vereceğine ihtimal verme. Sokul'da yaklaş. Bu mektubu Şehzadem Selim'e vereceksin. Bizzat okumasını sağla. Emredersiniz. Ali Paşa sen de yaklaş. Sen de bunu Şehzadem Bayezid'e vereceksin. Emredersiniz. Yazdıklarımı okuyup iyi tahlil etsinler. Nasihatçı olarak vazifenizin mesuliyeti hayli ağır. Allah yardımcınız olsun. Gel. Mirman Sultanım sizi görmek istiyorlar. Müsait olmadığınızı söyledim. Lakin bir hayra sığacaklar. Siz çekilebilirsiniz. Gelsin. Hünkârım. Şehzadelerimizle alakalı bir karar varmışsınız. Kardeşlerim bana validemin emaneti. Müsaade ederseniz onlara dair hükmünüzü işitmek isterim. Bir baba olarak son defa nasihat ettim. Bir hükümdar olarak da son defa ikazda bulundum. Bundan sonrası onlara kalmış. Bilhassa Şehzadem Bayezid'e. Bir an evvel Amasya'ya doğru yola çıkması icap eder. Akabinde Selim de Konya'ya doğru hareket edecektir. Her zamanki gibi adaletiniz hayranım hünkârım. Ancak sizden bir ricam olacak.
Hem ablaları olarak, hem sultan olarak.